NTV'de Finans Kafaya hoş geldiniz efendim. Ben Melida Yücel Kocaalp. Önce haber başlıklarına bakacağız. Ardından yaş meyve sebze dediğimizde 3 aydır mevsimsellik etkisiyle nispeten enflasyona etkisi daha sınırlıydı diyebiliriz aslında. Şimdi ne olacak? Kışa girerken bunu konuşacağız az sonra. Ama önce haberler. Özellikle doğrudan ulaştırmayı, lojistiği etkileyebilecek bir haber. Brent petrol 90 dolara yaklaştı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzin ve motorin grubuna bu gece yarısından itibaren zam gelecek. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzinin litresine 62 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak. Yaşanacak artış sonrası motorin 24 liranın üzerine çıkacak, benzin ise 20 liraya yeniden yaklaşacak. İhracat ithalat diyelim, son duruma bakalım. Türkiye'nin ihracatı Eylül'de yıllık %9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise 10,4 milyar dolar açık verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayı dış ticaret rakamlarını Trabzon'da açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı Eylül'de yıllık %9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. İthalat yıllık %41,5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında öncü dış ticaret dengesi 11,4 milyar dolar açık verdi. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık %298,3 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 20,3 puan düşüşle %68,5 olurken enerji hariç tutulduğunda %89,2 olarak gerçekleşti. Otomotivde son duruma da bakalım. Otomotiv satışları Eylül ayında artış kaydetti. Yılın ilk 9 ayına bakıldığında ise araç pazarında %6,7'lik azalma görülüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre araç satışları Eylül'de yıllık bazda %8,7 artarak 62.084 adet oldu. Otomobil satışları bu ayda yıllık %2,9 yükselişte 44.681 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise %26,7'lik artışla 17.403 adet oldu. Aslında sözle başladığımızdan bu yana hep enflasyon diyoruz. Merkez Bankası da enflasyona en büyük katkının enerji ve hizmetlerden geldiğini açıkladı. Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Tüketici fiyatlarının Eylül ayında %3,08 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun %83,45'e çıktığını anımsatan Merkez Bankası, söz konusu dönemde tüketici yıllık enflasyonunun alkol, tütün, altın grubunda bir miktar gerilerken diğer alt gruplarda yükseldiğini bildirdi. Banka enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini belirtti. Değerlendirmede hizmet grubunda özellikle ulaştırma ve kira alt gruplarındaki artışların öne çıktığı da vurgulandı. Enerji diyeceğiz. Doğrudan tarıma etkisini konuşacağız aslında. Çünkü malum havalar özellikle akşamları soğudu. Bu ayın sonuna doğru daha da soğuyacak. Önümüz kış. Açıkta yetişen sebze meyveden sera ürünlerine geçiliyor. Bu çarşı pazarda yaş meyve sebzede nasıl bir enflasyon yansıtacak? Bunu konuşalım istedik. Kış ürünlerinde beklenti ne? Fiyatlar ne olur? Yüksel Tavşan, Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı, değerli konuğumuz. Merhaba NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz Yüksel Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bize iyi haberler verin. Tüketici olarak Ayşe teyzeye, Ayza amcaya iyi haberler verin. Şimdi aslında 3 aylık bir enflasyonda biraz önce söylediğim gibi yaş meyve sebzenin etkisi daha mevsimsellikten dolayı sınırlıydı diyelim tırnak içinde. Ama şimdi kışa gidiyoruz. Önümüz kış. Seracılık dediğimizde de burada enerji maliyeti çıkıyor karşımıza ısıtmak için. Ne olacak soğandan domatese? Nasıl bir kış geliyor? Nasıl fiyatlarla geliyor? Biz sizi duyabiliyoruz aslında. Siz bizi duyabiliyorsanız. Biz sizi duyabiliyoruz Yüksel Bey. Konuşabilirsiniz.
Evet, biraz sonra tekrar değerli konuğumuza merhaba diyeceğiz. Hemen devam edelim, açıklamalarla gidelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin ekonomi politikası ile ilgili konuştu. Nebati, ekonomi modelinin Türkiye'nin bölgesel bir tedarik merkezi haline gelmesini destekleyeceğini söyledi. Bakan Nebati, Yalova'da bir lojistik merkezin açılış töreninde konuştu. Nebati, gelişmiş ülkelerdeki faiz artırımlarının küresel resesyon riskini artırdığını dile getirdi. Türkiye'nin selektif kredi politikası uyguladığını vurgulayan Nebati, kredilerin üretken alanda kullanılmasını teşvik ettiklerini ifade etti. Ekonomik dönüşüm zirvesinde dünyanın dört bir yanından akademisyenlerle bir araya geldiklerini hatırlatan Nebati, elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerine örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar, dedi. Bakan Nebati, biz iş adamıyla iş adamı gibi çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz, diye konuştu. Küresel piyasalarda durgunluk endişeleri arttı efendim dünyaya baktığımızda. Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler hızlı faiz artışları nedeniyle Amerikan Merkez Bankası'nı uyardı. Ekonomide küresel durgunluk endişeleri artarken Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler'den FED'e faiz uyarısı geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva Reuters'a konuştu. FED'e adım atarken dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Ticaret ve Kalkınma Konferansı yıllık raporundaysa resesyon riskine dikkat çekindi. Raporda faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye dair herhangi bir düşüncenin ihtiyatsız bir kumar olduğu vurgusu yer aldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan imalat verisi bu iki kurumun uyarılarını doğrular nitelikte geldi. ISM İmalat Endeksi Eylül'de 50,08'de beklentilerin altında gelince Fed'in faiz artışlarının yavaşlatabileceği beklentisi doğdu. Bu beklenti geçtiğimiz haftayı sert bir satış baskısıyla tamamlayan küresel piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Geçtiğimiz hafta 115 puana yaklaşan dolar endeksi 110 puana gerileyerek dolarda güç kaybına işaret ederken Wall Street'te endeksler %2'den fazla yükseldi. Dolardaki gerileme altına yaradı. Ons altın %3 değerlendi, 20 gün sonra 1700 doları aştı. Gram altınsa Ağustos ayından bu yana ilk kez 1020 liranın üzerine gördü. Doğrudan bizdeki duruma bakacağız. Az önce konuşuyorduk. Bir aksilik yaşamıştık teknik anlamda. İnternet üzerinden olduğu için kış ürünlerinde beklenti ne? Hemen konuşalım. Pardon. Yüksel Tavşan, Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı yeniden bizimle birlikte. Yeniden merhaba Yüksel Bey. Az önce söylemiştik. Şartları dem vurup hem seracılıkta enerji maliyeti hem diğer yandan ihracat pazarlarının işte İtalya, Avrupa, yani Avrupa'daki enerji krizinin olduğu yerlere ihracat pazarlarının canlanması. Hem şimdi kışa giriyoruz. Ne olacak? Soğandan domatese kaça yeriz kışa? Yani tabii biz de iyi şeyler söylemek isteriz Melda Hanım, ama tabii bazı gerçekleri de ortaya koymak durumundayız. Ya öncelikle iyi haber şu, sebze meyvede çok sıkıntılı değil. Ülkemiz gerçekten üretimimiz bol, ihracatımız güçlü, ama zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı bazı ürünler alım gücünün üstüne çıkıyor. Problem burada. Şimdi tabii bunun düzenlenmesi lazım. Önce şunu söyleyeyim. Sizle de daha önceleri konuşmuştuk. Hep vurgulamak istiyoruz. Sebze ve meyve fiyatları 3 ana konuya bağlı. Ya bunun birincisi hava şartları. Bunu hep vurguluyoruz. Bir gecede her şey alt üst olabiliyor. İkincisi girdi maliyetlerini göz ardı edemeyiz. Üçüncüsü de ihracat koşulları. Siz de ifade ettiniz, hem Brent petrolün yükselmesi, hem Avrupa'da bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki bu kış sezonu özellikle doğalgazda, enerjide bazı problemler olacak. Dediğiniz gibi dış ticarette rakip ülkelerimiz durumunda İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler bu sene bizim ihracatımız da bu konuyla ilgili güçlü olabilir.
rekolte açısından bir sorun yaşamadığımızı söyleyebilirim birkaç ürün haricinde. Kuru soğan problem gözüküyor geçen yıla göre. Bu yıl Mart ayına kadar aşağı yukarı neredeyse 1 TL civarıydı. 1 TL Melda Hanım üreticimizin bile maliyetini neredeyse karşılayamaz durumda ki 1 lira 1,5 TL'ye perakende de satılıyordu. Dolayısıyla üretici kısmen bundan kaçtı üretiminden. Bu sene biraz geçen yılın aynı aylarına göre baz alarak alırsak biraz yüksek olacağı benziyor. Nitekim biraz yüksek gidiyor diyebiliriz. Narenciye grubunda portakalda biraz sorun gözüküyor. O da soğana benzer bir şekilde %30-40'lar arası rekolte düşük gözüküyor. Onun haricinde çok ciddi bir problem bizim tespitimiz gözükmüyor diyebilirim. Ama fiyatlar tabii ki bu girdi maliyetleri gerçekten çok yüksek. Hem üreticimizde özellikle fideydi, daha sonra esas gübreydi çok önemli. Daha sonra ilaç kullanılan kimyasallar, işte daha sonra enerji maliyetleri. Üretimden sonra üretim tedarik zincirinde gerçekten başta nakliye olmak üzere bu işin kullanılan plastikleri, zayi oranları, yasal vergileri derken gerçekten ürünler yükseliyor. Yani bizim beklentimiz veya halkımızın belki o 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık, bunu kabul edelim. Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Düşerse üreticimiz zarar eder. Hem kışlık ürünlerde de aynı şekilde, açıkta olanlarda. Seralar zaten bildiğiniz gibi bir aylık yüksek. Seranın bir kısmı, sera ihracatında çok güçlüyüz. Seraların bir kısmı bağlantılarını kuruyor. Dolayısıyla orada da fiyatlar biraz yüksek olabilir. Geriye bir de depolanan ürünler kalıyor. Yine patates, soğan gibi, elma gibi, meyve, armut gibi meyve grupları kalıyor. O da depoların bir hayli yüksek maliyetleri var. Yani bir şeyin arkasına bir mazeret belirterek saklanmak istemiyoruz, arkasında kalmak istemiyoruz ama bu gerçekleri de ifade etmek zorundayız. Şöyle diyeceğim, aslında iyi haber verelim dediniz ama peşi sıra geldi. Şimdi siz 10 liranın altında hiçbir ürün gelmez sofraya diyorsunuz. Ama şöyle düşündüm bir an, 10 liranın altında ne var? Belki maydanoz vardı, işte roka vardı, nane vardı, onlar da mı olmaz? Yani tabii maydanoz falan olabilir doğal olarak da. Bazı ürünler, kışlık ürünler geliyor, bu karnabahar, pırasa, ıspanak. Bu tür ürünlerde fiyatlar düşük oluyor. Bizde bir arz talep dengesi var. Aslında belirli ürünlerde artık bu işe kamunun yani çok fazla gerçekten gündem tutuyor. Bir an önce bununla ilgili planlamaya gitmesi lazım. Ne yapılması lazım? Yani bugünden bu kışı kurtarabilir miyiz mesela, girdik Ekim'e? Yani artık bu kış için denecek bir şey yok. Çünkü biz bir imalat değil bu. Bir tarladan, bahçeden yetişiyor. Bunu önceden düşünmek lazım ama önümüzdeki sezon için bakın, domates, kuru soğan, patates, limon, bu dört ana grup önemli. Bunun hiç değilse en kolay olanı yıllık yetiştiği için domates, patates ve kuru soğan. Burada mutlaka üretime yönelmeliyiz. Yani ihtiyacımız nedir? Ülke ihtiyacı 90 milyonuz. 10 milyona yakın hem turizm hem mülteci gruplarımız var. 100 milyonu besliyoruz. İhracatımız var. Dolayısıyla zayi oranları var. Planlama yapmalıyız. Bu planlamada üretici desteklenmeli. Bizim önerimiz mutlaka taban fiyata benzer bir fiyatla korunmalı. Yukarı çıkan fiyatta serbest bırakılmalı. Ve müstahsil makbuzu veya fatura, hal faturasıyla bunlara bir destek sağlanmalı. Bizim için ne lazım? Dış ticarete konu ürünümüz ne? İçerideki ürünümüz ihtiyaç ne? Ona göre planlamalıyız. Eğer bunu planlamazsak, geçen yıl üreticimiz, ki dinliyor bizi üreticilerimiz, gerçekten çok zarar ettiler. Soğanlar kaldı. Ne zaman yok oldu, ne zaman Adana bölgesi geç soğan çıkarttı Mart'tan sonra, o zaman ancak fiyat buldu. Dolayısıyla bunların hepsinin Melda Hanım önceden planlanması lazım. Dediğim gibi imalat değil bizimki. Bizimki tarladan gelen, bahçeden gelen bir ürün. Bunun mutlaka önceden el atılması gerekir. Evet, dediğiniz gibi öyle olunca soğan para etmeyince çiftçi de ekmedi ve şimdi bu kışta pahalı yiyeceğiz. Yani bu kış birkaç üründe problem olabilir. Tabii örtü altı ürünler şöyle, genelde Akdeniz bölgesinde ısıtma çok zor. İçerilerde olan ürünlerde, seralarda da
bildiğiniz gibi genelde bu şeyle ısıtma suyla yapılıyor. Suyla yapılan ısıtma başta maliyetli ama sonradan bu maliyetler düşüyor. Düştüğü için onlar iyi. Fakat onlar da genelde ihracat bağlantılı. Dolayısıyla sera ürünlerinin belli bir bedeli olur. Bunları söylemek yani hoş bir şey değil ama maalesef böyle. Diğer ürünlerde de depolanan ürünlerde de aynı şeyleri söyledik. Portakalla kuru soğanda bir sorun gözüküyor. Bunun halinde üretimimiz var ama maliyetleri ihracatla beraber göz ardı edemeyiz. İhracat deyince şunu da vurgulamak isterim Melda Hanım. İhracatımız çok önemli, kesilmemeli. Hiç kimse de bunun kesilmesini istemez ama içeriği de düşünmek zorunda kalıyorlar iş piyasayı da. Ona da dikkat etmek lazım. Onun için her şey önceden planlanarak yapılmadıktan sonra özellikle temel ürünlerde bizim konuştuğumuz her şey havalarda uçuşur. Evet. Sizinle yayın öncesi konuştuğumuzda İspanya, Fransa, İtalya'da enerji krizi var. Onlar da tabii ki ithalatı arttırdılar. Anlaşmalar da yapıldı. O domateste 50 lira hesabı da herhalde oradan değil mi? Bir 2 euro var çünkü o telaffuz edilen. Onu evet ihracatçılarımız tabii ihracat için önceden bazı sözleşmeleri yapıyorlar. Oradan bir 2 euro meselesi geldi. Yani 2 euroya domates anlaşması yapıldı denince piyasaya bu şekliyle geldi ki doğrudur. Bugün 25 TL'ye ihracata ürün gidiyor bu salkım domateslerden. Dolayısıyla 2 euro anlaşma kış sezonu için çok yüksek gözükmüyor ihracatımız için. O da 40 lira civarı eder. Yani tabii dövizi de dediğim gibi dikkate almak zorundayız bizim meslek grubumuzda. Evet, seracılıkta herhalde termal seracılık bu anlamda daha kurtarıcı olacaktır. Bundan sonraki evet, Türkiye'de, ülkemizde çok şanslı. Termal sular teknolojinin de ilerlemesiyle gerçekten çok çıkıyor. Yani tabii hava şartlarını hep söyledik. Bunun en korunaklı yönü bizim bu örtü altı dediğimiz seralarımız. Bunlar yaygınlaştırılırsa, modernleştirilirse, daha dayanıklı hale getirilirse sera ürünleri hem kısmen hava şartlarından korunaklı oluyor hem de bir takım konularla ilgili kimyasaldı, su kullanmaydı çok daha az oranda oluyor. Verimliliği yüksek oluyor. Ona yönelmeliyiz. Antalya bölgesi de yaylalarda, yazlık seralarda bunu yaparak gösterdiler. Hem ihracatımız oluyor hem iç piyasaya iyi ürün evet. Yönlenmiş oluyor. Yüksel Tavşan, Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı, NTV'de, Finans Kafe'de bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler diyoruz kendisine. Ve Finans Kafe'yi bugün için noktalıyoruz. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Thank you.